Merhabalar değerli izleyenler. Yüksek strateji ile ilgili olarak daha önceden bildirdiğimiz gibi devam ediyoruz. Bugün de Rusya ile ilgili yüksek strateji konusundaki görüşlerimizi, analizlerimizi yapacağız. Özellikle Rusya'nın tabii arka planına, tarihine baktığımızda imparatorluk geçmişi itibariyle Büyük Rus İmparatorluğu 17, 18, 19. yüzyılda dünyanın en önemli imparatorluklarından biridir. Ve Rusya tarihini yapanlar çok iyi bilirler ki özellikle Orta Avrupa'dan Kafkasya'ya, oradan Orta Asya'ya, Çin sınırına kadar olan bütün bu coğrafyada Rusya'nın özellikle büyük oyun olarak da tanımlanan 19. yüzyılın önemli stratejik oyunlarının, çıkarlarının çatıştığı bir alanda hüküm süren ve var olmaya çalışan bir imparatorluktan söz ediyoruz. Rusya'nın yüksek stratejisini 1917 öncesi döneme eğer yönelik olarak anlatmaya çalışacaksak, ilginç bir stratejik düşünce vardır Rusya'da. Batıya gitme, yani Avrupa'ya gitme konusunda bütün Rus imparatorları oldukça çarları temkinli davranmıştır. Bu şu anlama gelmiyor tabii. 1815 özellikle Viyana Kongresi ile birlikte Rusya Avrupa'nın tabii büyük imparatorluklarından biri olarak tarihteki yerini alır. Neden? Çünkü Napolyon'un Rusya'ya saldırması ve Rusya'da savaşı kaybetmesi Rusya'yı bir Avrupa devleti olarak uluslararası ortamda, o dönemde ortaya çıkan uluslararası yapıda çok önemli bir yer kazandırır. Ne anlama geliyor bu? Henry Kissinger'ın özellikle 19. yüzyıl dünyasını anlatan, 19. yüzyıl dünyasını anlatan o ünlü Yeniden Dünya Düzeni, A World Restored isimli kitabında şunu söyler. Rusya özellikle 1815 Viyana Kongresi ile başlayan, 1822'ye kadar süren uzun bir süreçtir bu. Bütün bu diplomatik kuralların da ilk defa ortaya çıktığı bir dönemdir. Orada Çar 1. Alexander'la birlikte Rusya Avrupa devletler sınıfında yer alır. Bunu özellikle 1853-1856 Kırım Savaşı sonrasında Osmanlı İmparatorluğunu destekleyen Fransa ve İngiltere'nin de öncülük ettiği Paris Konferansı'nda ki Türkiye'de o zamandan beri bir Avrupalı devlet olarak tanımlanır, aralarında yer alır. Rusya ile birlikte bilindiği üzere Türkiye ve Avrupa güçleri Rusya'yı bir şekilde dengelemeye çalışırlar. Yani Rusya'nın batıya yönelik bir yayılma politikası daima engellenmiştir. Kimin tarafından? Gerek Fransa, gerek İngiltere ve tabii ki gerekse daha sonra ortaya çıkacak olan Prusya tarafından. Peki Rusya'nın temel hedefi nedir? Yani Avrupa'dan ayrı olarak mı düşünmek lazım Rusya'nın genel yüksek stratejisini? Tabii ki düşünmemek lazım. Çünkü Rusya sonuç itibariyle Avrupalı ülkelerin birlikte hareket ettiği ve bugün içinde yine bir Avrupa uluslar topluluğunun paydaşlarından biri olarak görülür ve görülmeye de devam edecek. Ama Rusya'nın modernleşme süreci tabii çok önemli. Rusya'nın modernleşmesi özellikle Büyük Peter'den beri ki biz ona Deli Petra diyoruz. Türkiye'de ne yazık ki bütün akıllı adamlara deli derler. Rusya'da ise Büyük Peter olarak tanımlanır. Avrupa ile modernleşme sürecini birlikte takip etmek isteyen bir anlayış var. Yani Avrupa ile birlikte hareket eden ama Avrupa'ya
temkinli yaklaşan bir Rusya İmparatorluğu hep ola gelmiştir. Ve Rusyalı entelektüeller, Rusya'nın üst düzey yöneticileri, zenginleri Avrupa ile birlikte hareket ederler. O nedenle başta Almanya olmak üzere bütün bu tarihsel ilişkilere baktığımızda Rusya'nın dil itibariyle değil ama kültür itibariyle bir batıyla yakınlaşma, emhal olma arzusu her zaman vardır ve öyle gözüküyor ki önümüzdeki dönemde de olmaya devam edecek. Rusya'nın yayılmacı politikalar takip etmeye başlaması imparatorluk olarak tabii özellikle Türkiye açısından, Osmanlı İmparatorluğu açısından 1774 Küçük Kaynarca Anlaşması ile birlikte Rusya Karadeniz'e iner ve Karadeniz'deki Osmanlı'nın komşusu niteliğine dönüşüyor. Şimdi Rusya tarihinin burada tabii geniş bir analizini yapmak zor olacak ama şunu kısa bir şekilde açıklamak gerekirse Dostoyevski'nin çok meşhur bir sözü vardır. Altı ciltlik o meşhur Rusya tarihini anlatan kitabında da şöyle der. Biz der bir medeniyet iddiasında olan ülkeyiz. Ve Rus medeniyetini güçlendirmemiz gerekiyor. Rus medeniyetinin de batıya gitmesi demek batının kölesi olması anlamına gelir. Biz doğuya gitmeliyiz ki onların efendisi olalım. Doğu dediği de burada tabii Kafkasya'dan Orta Asya'ya kadar olan bütün bu coğrafya. Yani Rusya'nın bugün halen etkisi altında, kültürel etkisi altında, askeri ve ekonomik etkisi altında olan ama Sovyetlerin dağılmasından sonra bağımsızlığını kazanan o Türk Cumhuriyetlerinin de kapsadığı alanı söylüyoruz özellikle. Şimdi Batı medeniyetiyle rekabet eden bir Rus medeniyeti mi Rusya'nın yüksek stratejisi yoksa bu Batı medeniyetiyle birlikte hareket etmek isteyen bir medeniyet arayışı mı? Öyle gözüküyor ki Rusya hem tarihte olduğu gibi bugün de ve önümüzdeki süreçte de dünya politikalarının hem daimi güç merkezlerinden biri olması hem de dünyanın en büyük coğrafyasına sahip ülke olarak ve sadece ülke sınırları içerisinde 8 saatlik zaman farkının olduğu bir coğrafyada tabii ki konumunu, pozisyonunu ve etki alanını korumak isteyecektir. Yani gördüğünüz gibi yüksek strateji dediğimiz şey Rusya için de geçerli. Nasıl ABD için bulunduğu konumu korumak geçerli ise Rusya için de bu geçerli. Çin için de aynı şekilde geçerli olacak daha sonra anlatacağım gibi. Peki bunun Rusya İmparatorluğu'nun, Rus Çarlığı'nın dünya medeniyetine veyahut da dünyaya nasıl baktığını, dünyanın Rusya ile olan ilişkilerini böyle bir genel anlamda mercek altına aldığımızda Rusya'nın tabii birçok medeniyet bölgesiyle yakın olduğu ve bu medeniyet bölgeleriyle bir şekilde karıştığı dönemler var. Yani İslam medeniyetiyle, Çin medeniyetiyle, Asya'nın genel anlamdaki medeniyetiyle ve tabii Rusya sonuç olarak Ortodoks bir bakış açısıyla, Hristiyan bir bakış açısıyla sonuç olarak o Çarlık döneminde imparatorluğunun yüksek stratejisini geliştirmişti. Ama bir özelliği var. Çarlar kiliseyi yani Ortodoks kilisesini kontrol eden insanlardı. Kilisenin kontrol ettiği çarlar olmalılar. Bu çok önemli. İki tane istisna vardır bu durumda. Biri Osmanlı İmparatorluğu yani padişahın dini ve din adamlarını kontrol ettiği bir yapı. Bir de Rusya bunun bir diğer örneğidir. O nedenle bu laik ve seküler bakış açıları bu açıdan bakıldığında bu iki toplumda bu nedenle çok önemli bir rol oynar. Osmanlı, tabii Rusya'nın yüksek stratejisi
genişleme üzerine kuruldur ve hemen herkesin bildiği işte Rus askerlerinin sıcak denizlere inmesi gerektiğini, bunu derken Akdeniz'i ve genelde işte Güney Asya denizlerini kastediyoruz. Çünkü Rusya'nın bulunduğu coğrafya, Sibirya dahil olmak üzere dünyanın en soğuk bölgeleri. İnsan olarak da nüfusu halen çok az ama kontrol ettiği alanlar çok büyük. Rusya bu anlamda 1917 devrimine kadar belki de genişleme anlamında, tabii Rusya'nın bir genişleme stratejisi hep vardı ve olacak, bunu görmek lazım. Yani bugün içinde bunu görüyoruz. Yani ilk fırsatta ortaya çıktığı anda itibaren olanakları kullanma ve etkisini artırma arayışı var. Yani bu kaçınılmaz bir gerçeklik olarak Rus tarihinde ortaya çıkıyor. Rusya'nın 1917 devrimiyle birlikte dünyaya bakışı ve getirdiği ideoloji tabii ilginç bir tartışmayı dünya genelinde beraberinde getirdi. Yani Rus İmparatorluğu şimdi Sovyet İmparatorluğuna mı dönüşüyor diye zaten Batı yazınında Rusya'nın Sovyet İmparatorluğu olduğu yönünde binlerce, yüz binlerce araştırma var. Sovyet İmparatorluğunu da özellikle Amerikan Devlet Başkanı Ronald Reagan'ın söylediği Kötülükler İmparatorluğu, Evil's Empire kavramı 1980'li yıllarda da bunun için kullanmış. Yani Rus İmparatorluğundan Sovyet İmparatorluğuna geçen bir süreci anlatır. Peki Sovyetler Birliği yüksek stratejisi neydi? Önce bunu soralım. Yani Lenin'den Stalin'e ve ondan sonra gelen Sovyet liderlerine baktığımızda, tabii Sovyetler Birliği'nin bulunduğu coğrafyadaki özellikle ideolojik olarak ön plana çıkan ama arka planda Rusya'nın önde olduğu, Rusya'nın yönetici olduğu, Rusya'nın gelişmeleri şekillendirdiği bir ideolojik yaklaşım vardır. Yani Stalin'in deyimiyle ifade edecek olursak, internasyonalist olan kişi der Stalin 1927 yılında, Sovyetler Birliği'nin düşüncelerini, hedeflerini, stratejilerini kayıtsız şartsız kabul eden kişi demektir der. O nedenle mesela Türkiye'de Mustafa Kemal Atatürk'ün Stalinist bir yaklaşıma gitmek istemeyişinin temel nedeni Stalin'in kayıtsız şartsız Sovyetler Birliği'ne itaatı talep etmesi nedeniyledir. Oysa Türkiye'nin herhangi bir ülkeye itaat etmesi Atatürk açısından söz konusu değildir. Bu parantezi kapadıktan sonra şuna gelmek lazım. Sovyetler Birliği tarih içinde hep bir Rus imparatorluğu olarak görüldü. Dili itibariyle, düşünce yapısı itibariyle, kültürü itibariyle kontrolü altına aldığı bütün bu coğrafyalarda bu etkilerle o bölgeleri askeri, siyasi, ekonomik, sosyolojik, teknolojik açıdan kontrol etme çabasını gösterdi ve geliştirdi. Yani Sovyetler Birliği dediğimiz ve 74 yıl süren bu ideolojik devlet yapısı bugün itibariyle baktığımızda tabii ki halen etkilerini yine Orta Avrupa'dan Balkanlara, Kafkasya'ya, oradan da Orta Asya'ya kadar sürdürmeye devam ediyor. Yani ortadan kalkmış değil. Sadece Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla 15 yeni cumhuriyet ortaya çıktı. Bunlardan Baltık ülkeleri, Estonya, Letonya ve Latvia, bunlar şüphesiz Batı ile entegrasyonda hemen yer alan, hiçbir zaman da kendilerini Rusya'ya ait görmeyen ülkelerdir. Ama diğerlerine baktığımızda halen bu Rus mantığı veyahut da Sovyet mantığının büyük oranda devam ettiğini görüyoruz ki bu biraz sonra anlatacağım Putin'in politikalarında da çok önemli bir rol oynuyor. Tabii
Şunu söylemek lazım. Sovyetler Birliği yapı itibariyle ideolojik olarak Batı'nın karşısındaydı. Yani ABD'nin ve Avrupa ülkelerinin karşısındaydı. Çin'le benzer bir ideolojik yapı içinde olmasına rağmen Çin'le de gerginliği sürekli olan bir yapıdaydı. Hiç unutmam. Bir Çinli profesör Almanya'daki bir uluslararası toplantıda Sovyet komünizmi ile Çin komünizmi anlatılırken şöyle demişti. Evet, biz de komünistiz ama biz Çin komünistiyiz. Yani Sovyetlerden farklı olarak bir yoruma gidiyoruz Mao anlayışında demişti. Ve nitekim öyle gözüküyor ki Çin'in bugünkü bu ekonomik yükselmesindeki olmazsa olmaz nedenlerden bir tanesi de işte bu Sovyetler Birliği tipi komünist anlayıştan biraz daha farklı bir yapıya ve medeniyet arka planına tabii sahip olmasından kaynaklanıyor. Bunu Çin yüksek stratejisi videomuzda anlatacağım. Şimdiden söylemiş olayım. Tabii Sovyetler Birliği'nin Birinci Dünya Savaşı sonrası kurulması ve o süreçten sonra içine kapanması. Ama İkinci Dünya Savaşı ile birlikte ABD ile birlikte işbirliği yaparak, yani bir ittifak yaparak Hitler'e karşı ve Mussolini'ye karşı savaşması, bir ABD Sovyet işbirliğini savaştan sonra devam ettirir mi beklentilerini beraberinde getirirken Stalin farklı bir yöne gitmeye başladı ve ABD ile Sovyetler Birliği arasında soğuk savaş olarak tanımlanan ve öncelikle ideolojik anlamda, ekonomik anlamda ve dünyayı yorumlama sosyal anlamda farklı bakış açıları olduğu için iki kutuplu bir dünya yapısına doğru gidildi ve bu iki kutuplu dünya yapısı Soğuk Savaş'ın bitimine kadar, yani 92 yılına kadar devam etti. Peki Sovyetler Birliği'nin yüksek stratejisi neye dayanıyordu? Yani daha önceki videomuzda söyledik. Amerika Birleşik Devletleri için önemli olan yaşamsal çıkarlarıydı. Sovyetler Birliği için de benzer bir durum söz konusu. Yani Sovyetler Birliği'nin bütün dünyada desteklediği ülkelere baktığımızda, yani Küba'dan alıp Kuzey Kore'ye, oradan alıp Mısır'a kadar birçok Arap ülkesine, işte Suriye'ye, Irak'a kadar, ki Suriye konusuna biraz sonra değineceğim. Sovyetler Birliği de Amerika Birleşik Devletleri tipi bir yüksek strateji takip etti. Yine arka planda Rusya'nın genişlemesi planlarının yattığını düşünerek tabii ki bunu anlamak lazım. Nitekim bütün Sovyetler Birliği üzerine yazanların, John Lewis Gaddis gibi yazarların veyahut da Brzezinski'nin yazdıkları gibi Sovyetler Birliği'ni anlayabilmek için tabii Sovyetler Birliği'nin o Rusya'dan arta kalan zihinsel arka planı bilmek gerekiyor. Bir başka ifadeyle Sovyetler Birliği Rus İmparatorluğu'nun devamı niteliğindedir. Rus İmparatorluğu'nun da olmazsa olmazı yeni bir medeniyet anlayışı getirmek ve dünyadaki özellikle jeopolitik ve jeostratejik dengelerde ve yapılarda güçlü konumunu korumak ve sıcak denizlere inmek. Yani bunlar yüksek strateji olarak tanımlanıyor. Tabii İkinci Dünya Savaşı sonrası, özellikle Stalin'in ölümünden sonra 1953'te Sovyetler Birliği'nin içinde Stalin'in politikalarından ayrılma girişimi vardır. Kruşçev'in iktidara gelmesiyle birlikte bir özgürlük havası yaşanılır. Ve daha sonra 1985'lerde iktidara gelecek olan Mikhail Gorbaçov örneğin o dönemlerde Moskova'da öğrencidir ve 20. Komünist Partisi'nin kongresinde Stalin'in politikalarından vazgeçilme konusundaki politikalara büyük destek verir. Ama bunları tabii ortadan kaldırabilmek için de uzun bir süre
beklemesi gerekmektedir. Bir 30 yıl beklemesi gerekmektedir. Peki İkinci Dünya Savaşı sonrasında Rusya'nın en büyük zorluğu neydi sorusuna verilecek yanıt. Rusya'da tıpkı Amerika Birleşik Devletleri gibi dünyanın her yanına müdahale edebilecek bir askeri güce sahip olmaya çalıştı. Özellikle nükleer silahlar konusunda Rusya bugün halen nükleer başlıklar konusunda bir numaradır. Büyük bir askeri gücü vardır. Ama aradaki fark tabii ekonomik anlamda Sovyetler Birliği'nin ekonomik yapısının, üretim biçiminin dünya ile rekabet edemeyecek bir noktaya gelmesi. Yani bugün itibariyle bilgisayarından başlayıp işte arabasına kadar birçok sektörde Sovyetler Birliği Batı'nın gerisinde kaldı. Bu Batı ile rekabeti tabii uzun uzun başka bir videoda belki anlatmak gerekecek. Bizim açımızdan önemli olan Sovyetler Birliği'nin Soğuk Savaş'ı kaybetmesinin en önemli nedenlerinden biri Afganistan'a müdahaledir. Dünyanın birçok ülkesinde askeri yardımları yaparken bu yardımları karşılayabilecek özellikle silah satışlarının elde ettikleri paralarla ekonomiyi döndüremedikleridir. Sadece şunu söyleyeyim, Afganistan'a yapılan müdahalenin Rusya, Sovyet ekonomisine günde 50 milyon dolarlık bir maliyeti olduğunu düşünürsek ki Gorbaçev bunun yürüyemeyeceğini söyledi ve 1988'de biliyorsunuz Sovyet ordusunu kademeli olarak Afganistan'dan geri çekti ve o dönemden sonra da zaten ABD'nin Afganistan'a girişi vardır. O ayrı bir tartışma konusu. Bugün için Afganistan hala barış içerisinde değil. Yani Sovyetler Birliği'nin ve ABD'nin yüksek stratejilerinin bir kurbanı olarak bugün için özellikle Afganistan'da yaşananlar tabii ki iki yüksek strateji arasında sıkışmış olan bir ülkenin kaderi olarak görülmeli. Yani filler tepişirken olan çimenleri olur atasözünü. Belki bu anlamda anlamak lazım. Sovyetler Birliği'nin Gorbaçov'la geliştirdiği yeniden yapılanma ve açıklık politikalarının Sovyetler Birliği'ni kurtaramadığını bilerek bir noktaya gitmek istiyoruz. Gorbaçov ekonomik anlamda, insan hakları anlamında özellikle Sovyet ekonomisinin çok farklı alanlarda geri kalmasını değiştirebilmek için insana yatırım yapmasını ön plana çıkaran politikaları başarısız oldu. Nedeni de adı üzerinde komünizmin insan hakları üzerinde özgür insan konusundaki tutuculuğuydu. Bu açıdan bakıldığında Batı'daki özgürlükler Doğu'da Sovyetler Birliği'nde yoktu. Yani düşünsenize bugün için Time dergisinden tutun da bütün bu yabancı basını özellikle bu teknolojik gelişmeleri de tabii göz önüne alarak bugün Rusya'da herkes dünyayı takip edebiliyor ama o dönemlerde böyle bir şey yoktu. Yani bir gazetenin ülkeye girmesi bile başlı başına bir tehdit olarak algılanıyordu. Yani Thomas Kuntz'un İmparatorluklar bölümünde kitabında anlattığı gibi yeni dünya düzenlerinde insanına güvenmeyen, insanını sürekli kontrol altında tutan, yani George Orwell'ın o meşhur büyük ağabey seni kontrol ediyor şeklindeki özdeyişinde de söylediği gibi insanına güvenmeyen bir sistemin varlığını sürdürmesi mümkün değildi ve Sovyetler Birliği 74 yıllık bir tarihsel varlıktan sonra ortadan kalktı. Şimdi bu ortadan kalkması tabii Sovyetler Birliği'nin yüksek stratejisinde de bir değişikliği beraberinde getirdi. Ünlü General George Arbatov'un söylediği bir cümle vardır Amerikalı meslektaşlarına. Der ki, Sovyetler Birliği yıkıldı, biz sizin düşmanınızı elinizden aldık, şimdi sizin yeni bir düşman bulmanız gerekiyor. O nedenle uluslararası yazında Sovyetler Birliği'nin yıkılmasından sonra
İslamiyet'in radikal gruplar vasıtasıyla İslamiyet'in bir tehdit olarak algılanması gerektiğini söyler. Ve bugün içinde baktığımızda zaten ABD ile işte İslam dünyası içindeki rekabete baktığımızda bunu rahatlıkla görebiliriz. Ama Sovyetler Birliği'nin yıkılmasından sonra ortaya çıkan Türk Cumhuriyetlerinde ya da Türkiye Cumhuriyetlerde İslamiyet'in tabii çok önemli bir yapı taşı olduğu ortaya çıktı ve Putin biraz sonra değineceğim gibi çok akıllı bir politika takip ederek onları kırmadan kontrol altında tutabilecek bir politika takip ediyor. Peki 1992'den 2000 yılına kadar ne oldu Sovyetler Birliği'nde? Boris Yeltsin dönemi vardı. Boris Yeltsin dönemi Sovyetler Birliği dahil olmak üzere bütün Rus tarihinin belki de uluslararası alanda en fazla itibar kaybettiği dönem olarak bilinir. Ne demek istiyorum bununla? Yani dışarıya ekonomik olarak bağımlı, içeride bir ekonomik krizin yaşandığı, kafaların karıştığı, demokrasiye geçişin mi faydalı olup olmayacağı tartışmalarının yaşandığı. Sadece bir örnek vereyim size. Japonlar Sakhalin adaları için 24 milyar dolar para teklif ettiler Japonya Ruslara ve Ruslar bunu kabul etmediler. Bildiğiniz gibi Alaska'yı 1867'de Amerikalılara satan Ruslar bir ikinci hatayı yapmak istemediler. Yani çok büyük bir ekonomik kriz yaşanıyor ama ona rağmen Ruslar bunu yapmadı. Çünkü yüksek stratejilerinde kazanılan toprakların artık verilmemesi veyahut da satılmaması gerektiği konusunda bir hassasiyet oluşmuştu. Boris Yeltsin dönemi tabii çok ilginç. Bir yandan seçimlerin yapıldığı, diğer yandan ülkenin tam bir kaos içinde olduğu bir dönem yaşandı ve bu dönemde Rusya'da yeni zenginler türedi. Oligark olarak tanımlanan, devletin parasını kontrol eden, devletin deyim yerindeyse olanaklarını kendi lehine çevirmeye çalışan insanlar türedi. Bunlar eski valiler, işte yeni siyasetçiler, iş adamları olarak ortaya çıktı. Çok kritik dönemlerdi ve o dönemlerde dediğim gibi dibe vuran bir uluslararası itibar yaşanırken 2000 yılından itibaren devlet başkanlığına gelen Putin son 20 yıl içerisinde Rus literatürün yazında değil sadece uluslararası yazında da Ruslara tekrar kimliğini kazandıran siyasal lider olarak tanımlanır. Hatta bazıları onu Rusya'nın yeni çarı olarak tanımlar. Mesela Georgetown Üniversitesi profesörlerinden Angela Stanton, Putin'in Dünyası, The World of Putin isimli kitabında 2019 baskısı, özellikle Putin'in son 19 yıldaki performansını, politikalarını anlatır ve şunu özellikle söyler. Rusya'ya tabii çok defalar giden biri olarak da bu gözlemleri anlatıp analizimi yapmaya çalışacağım. Putin gerçekten de Angela Stanton dediği gibi Ruslara tekrar Rus kimliğini kazandıran ama bu Rus kimliği bildiğimiz klasik etnik Rus ötesinde Rusya'ya bağlı olan, Rusya vatandaşlığı olarak da tanımlayabileceğimiz bir yapıda Rusçayı konuşan ama Rusya'yı seven, Rusya'nın çıkarları için uğraşan yeni bir kimlik anlayışını da beraberinde getirdik ki belki de en büyük başarılarından biri bu. Angela Stanton tabii Rusya'nın o klasik yüksek stratejilerinde yayılma politikalarını anlatırken yani Rusya'nın bir yayılmacı politikaya devam ettiği görüşündedir. Ama özellikle Orta ve Doğu Avrupa'da 1992 sonrası birçok ülkenin
NATO'ya üye olmasıyla birlikte tabii Rusya'nın dengelendiği bir yapı vardı. Ama şunu da bilmek lazım tabii, 1997'den beri Rusya ile NATO arasında da bir ana anlaşma vardır. Yani Rusya ile NATO arasında bir bilgi akışı sürekli sağlanmaktadır. Sorun şu, Rusya öyle gözüküyor ki Putin'le özellikle başta kendi içerisinde, yani Rusya içerisinde yeni bir kimlik kazandı. Ekonomik olarak özellikle petrolün 2000'li yıllarda çok yüksek bir fiyatla satılması nedeniyle Rusya'da önemli bir zenginleşme yaşandı. Sosyal projeleri Putin rahatlıkla uygulayabildi ve daha da önemlisi, dünya ile daha fazla uyumlu olabilecek uluslararası ilişkiler alanında özellikle Rusya'nın Çin ile, Hindistan ile, ABD ile ideolojik çatışma ortadan kalktığı için daha çok böyle dünya ekonomisini bir arada götüren ülkeler içine girmeye başladı ki G8 bunun en tipik örneğiydi. Yani G8 dediğimiz dünyanın en sanayileşmiş 8 ülkesiydi. Ancak 2014'teki Ukrayna ve Kırım müdahalesiyle birlikte şimdi G8'den Rusya çıkarıldı. G7 olarak kaldı ama Rusya tabii G20'ler arasında yer alıyor ve öyle gözüküyor ki bütün zorluklara rağmen Rusya 17 milyon kilometre karelik bir büyük coğrafyayla dünyanın en büyük coğrafyası, dünyanın en fazla yeraltı yerüstü kaynaklarına sahip olan ülkelerinden birisi ve özellikle son dönemlerde Çin ile olan yakınlığı ki 400 milyar dolarlık anlaşmalar yapıldı enerji konularında. Yani Rusya dünyadaki güç dengelerini kendi lehine çevirmeye başlayan bir ülke oldu Putin'le birlikte. Putin'in yüksek stratejisi nedir? Yani Rusya'ya nasıl yeni bir anlayış kazandırdı veyahut da kazandırıyor sorusuna verilecek yanıt kısaca şöyle özetlenebilir. Bir, Rusya daha önceki Rus İmparatorluğu'nun hedeflerinden vazgeçmiş durumda değil. Yani hem sıcak denizlere inmek ki şu anda Akdeniz'de, Suriye'de bulunuyor. Libya'da büyük bir olasılıkla yer alacak. Öyle gözüküyor ki Rusya'nın genişleme politikaları devam edecek. Ama bu genişleme politikaları asker gönderip orayı ilhak etme anlamında değil, Afganistan olduğu gibi. Daha çok etki alanına genişletme olarak görülecek. Eğer Çin ile Rusya arasında bu kadar güzel ilişki gelişiyorsa diyor Fyodor Lukyanov, Russia in Global Affairs dergisinin başyazarı, bunun sorumlusu Amerika Birleşik Devletleri'dir diyor. Yani Amerika Birleşik Devletleri ile Rusya, Çin ve Avrupa Birliği önümüzdeki dönemde dünyadaki önemli güç merkezleri olarak devam edecekler ama Rusya'nın bu diğer üç güç merkeziyle olan ilişkilerinin nasıl bir yöne evrileceği tabii çok önemli. Yani Avrupa Birliği ile Rusya arasında belli noktalarda gerginlik devam edecek. Özellikle Ukrayna nedeniyle bildiğiniz gibi Almanya birçok konuda ambargonun konulması gerektiği konusunda görüş belirtmişti ama şunu da söylemek lazım. Almanya'da sadece Rusya'ya yatırım yapan çok sayıda iş adamı var ve 100 milyarlarca avro dolar değerinde bir yatırım var. O nedenle Almanya'da Rusya'yı anlayanlar olarak tanımlanan belli bir entelektüel grup vardır. İş adamı grubu vardır. Russia Versteher. Yani Russland Versteher olarak tanımlanırlar ve onlar Rusya ile Almanya arasındaki bu tarihsel ilişkilerin ekonomik anlamda devam etmesi gerektiğini de söylerler. Tabii burada Hitler'in 2. Dünya Savaşı'nda Rusya'ya saldırmasının yarattığı bir travma her zaman olacak. Nitekim kısa bir süre önce de 75. yılı kutlanıldı biliyorsunuz 2. Dünya Savaşı'nın bitmesi. Ama Rusya bu anlamda Avrupa'dan vazgeçmeyecek. Yani bir
yüksek stratejisinde bir Avrupa gücü olarak kalmaya devam edecek. Rusya bir Asya gücü olarak tanımlanmak istemiyor. En azından Putin'in bakış açısıyla. Ama bu şu anlama gelmiyor. Rusya'nın yüksek stratejisi önümüzdeki dönemde kendisine yakın olan, yakın hissettiği ülkelere yardımı devam ettirecek. Bu çerçevede belki Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin nasıl olduğunu bir başka video programında anlatmıştık. Yani Türkiye ile Rusya arasındaki yakınlaşma bile başlı başına çok önemli bir değişiklik. Yani Rusya'nın yüksek stratejisinde Türkiye'nin konumu hiç de diğer ülkelerden aşağıya değil. Yani etki alanı itibariyle baktığımızda Orta Asya, Kafkasya, Balkanlar ve Orta Doğu'ya baktığımızda Rusya'nın yüksek stratejisinde Türkiye ile işbirliği yapmak olmazsa olmaz gerçekliklerden biri. Ama sonuç olarak şunu söylemek lazım. Rusya'nın yüksek stratejisi aslında Rus Çarlığından yani 17. yüzyıldan itibaren Rusya'nın genel olarak o takip ettiği büyüme, genişleme ve sıcak denizlere girme politikalarından vazgeçilmiş değil. Putin de benzer bir politikayı takip ediyor. O nedenle zaten Rusya'nın yeni çarı olarak tanımlanıyor ve işin ilginç yanı yapılan yeni düzenleme ile en azından bir 10 yıl daha iktidarda kalmasının önü açıldı gibi gözüküyor. Bu da herhalde Rusya tarihinde yeni bir olay olacak. Yani korona sonrası dönemde de Rusya'nın uluslararası alanda hem Birleşmiş Milletler'deki daimi üyeliğinin getirdiği avantajları hem de Rusya'nın bu coğrafyada bütün zorluklara rağmen Balkanlar'da, Karadeniz'de yaşanılan gerginliklere rağmen Putin'le birlikte Rusya'nın uluslararası alanda Rusya'nın itibarını artırmaya devam edeceğini öngörebiliriz. Ekonomik olarak tabii Rusya çok kötü yakalandı doğalgaz ve petrol fiyatlarındaki düşüşle birlikte. Amerika Birleşik Devletleri'nin dünya piyasalarına petrol ihraç eden ülke olarak girmesi, kaya gazı başta da olmak üzere enerji ihraç etmesi tabii Rusya'nın birçok politikasını da şüphesiz etkiledi, olumsuz yönde etkiledi. Ama şurası bir gerçek. Rusya 21. yüzyılın en önemli güç merkezlerinden biri olarak kalmaya devam edecek. 92 ile 2000 yılı arasındaki Rusya'nın uluslararası alandaki itibar kaybı tamir edilmiştir. Rusya tekrar uluslararası alanda güçlü bir ülke olarak görülmektedir. Putin uluslararası alanda şu anda en fazla bütün kamuoyu yoklamalarında en fazla sevilen dünya liderleri arasında yer almaktadır. Ama Rusya'da demokrasinin, klasik anlamdaki demokrasinin nasıl gelişeceği konusu tabii açık bir konu. Ama öyle gözüküyor ki Putin tıpkı Çin Devlet Başkanı Jinping gibi önümüzdeki 10-20'li yıllarda Rusya'yı uluslararası alanda daha güçlü bir konuma getirebilmek ve eksik olan ekonomik yapılanmayla teknolojik atılımları, bilim alanındaki atılımları geliştirmek için büyük yatırımlar yapacak diye düşünüyorum. Sonuç itibariyle Amerika Birleşik Devletleri yüksek stratejisi nasıl konumunu korumaya yönelikse Rusya'nın da takip edeceği politikalar kültürel, sosyal, ekonomik anlamda daha önce Sovyetler Birliği'nin kontrolü altında olan bölgelerdeki etkinliğini yeni bağımsızlığını kazanmış olan nereden baksanız 25 yıl oldu bu ülkelerle devam ettirmek. O nedenle Rusya'nın yüksek stratejisini öyle gözüküyor ki 21. yüzyılda değerlendirirken ekonomik, askeri ve teknolojik anlamda etki artırımı olarak görebiliriz. Rusya'nın küçülmemesi, toprak kaybetmemesi öyle gözüküyor ki Putin'in en büyük sorumluluğu veyahut da bakış açısı. Rusya tarihsel olarak yayılmacı politikalardan vazgeçmeyecektir diye analizimizi bitirirken bir sonraki videomuzda
Çin'le ilgili olarak yapacağımız videoda görüşmek üzere. Esen kalın, saygılar sunuyorum.